canlarım benim, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, inşallah iyisinizdir. Evet, beni soracak olursanız tıngır tıngır gidiyoruz işte. Ben de Allah'a şükür çok çok iyiyim, inşallah hep iyi olalım. Bugün mutfakları oynamayacağım, yani mutfakta değilim. Bugün kız, hadi kahvelerinizi yapın hemen, siz de gelin, kahve sohbeti yapalım dedim. Yemek yok bugün, mutfakta değilim. Evet, öncelikle hepinizi bir öpeyim şöyle kokulu kokulu. Kokulu kokulu öpeyim deyince aklıma şey geldi. Efe Kan diye bir hesapla giren arkadaşımız. Artık oğlunun mu, eşinin mi bilemeyeceğim ama anneme canlı yayında çok çok selam söyle demiş. Hayatım, annenin adını da yazmamışsın ki. Ne diye sesleneyim? Ama buradan kokulu kokulu öpüyorum. Anneciğinin adını yazmamışsın hayatım. Hesabı Efe Kan arkadaşımızın. Almanya ve Hollanda'ya, tüm gurbetçilerimize Almanya ve Hollanda diyerekten diye yazmış. Selamlar gönderiyorum tüm gurbetçi arkadaşlarımıza. Evet, dur bakalım. Yavaş yavaş hem kahvemi de yudumlayayım. Sunacığım bir tanem, annem. Seni de öpüyorum hayatım benim. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Şimdi kafama takılan birkaç şey oldu. Onlardan bahsedeyim hem. Şimdi birilerinden görüşmeyince değil. Mükü'yü çok soran arkadaşlarımız var. Küs müsünüz diyenler var. Hayatım, neden küs olalım? Yani o şimdi çalışıyor. Ben evdeyim. Telefonlaşıyoruz. İş çıkışı arada bazen biliyorsunuz, o da buraya yukarıya üşeniyor çıkmaya. Acil olmadığı sürece. Bizim burada iniyor. Hemen açıyor telefon. Hadi diyor, ben aşağıdayım, in aşağıya diyor. Gidiyoruz şöyle seleklere ya da bizim sürekli gittiğimiz yuvam kafe var ya da seleklere. İkisinden birine gidiyoruz, oturuyoruz. Birer kahve içiyoruz. Olmazsa limonlu soda söyleyip oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani onu çekmemek onunla dargın anlamına gelmiyor bu. Hemen de yapıştırıveriyorsunuz kızı, yapıştırıveriyorsunuz vallahi. Ne alaka? Çekmiyoruz, sohbet ediyoruz. Gidemiyorum, o çalışıyor tabii ki. Eskiden daha çok şey yapardık ama şimdi maalesef işte o da tam güne döndü biliyorsunuz. Eskiden yarım gündü, yoruluyor, ediyor. Yani bir dargın falan değiliz. Yani şöyle bir ay, iki ay Ebru'ya köye de gitmesem ne oldu, Ebru'yla da mı küstüm? Diyeceksiniz. Ay, bu arada benim bu kahkahalarıma sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bayılıyoruz kahkahalarına. İşte evinde değil kız, insan zordan da şey yapamaz yani, gülemez. Benim kişiliğim bu. Tövbe tövbe. Ben dediğim gibi böyle en üzüntülü zamanlarımda bile gülerim yani, kahkaha atarım yani. O içten gelen bir şey bu. Ay bak, gene durup durup gülesim geliyor, kahveyi de dökeceğim. Yemek de var da biraz da onun içine dedim mutfağa girmeyeyim. O yeter, yanına onun bir yardım, salata gibi, makarna gibi yahut da erişte gibi bir şey yaptık mı aman karınmak, doyurmak değil mi? İnsan yap yap. Ya kız ne yapacağını da şaşırıyor vallahi. Bazı bir arkadaş da demiş ki hep et yeme, hep etli, hep et yeme. Kız kurbandan çıktık, etli olacak tabii. etli olacak tabii. Canım, etsiz de yapıyoruz, yiyoruz. Ay hayret bir şeysiniz. Vallahi nereden ne kulp bulup takacağınızı. Bazıları evet arkadaşlar şaşırıyor. Allah'ım yarabbim. Biliyorsunuz zaten şimdi canlılara da birazcık hem ara verdik. Sanki eskiden her gün yapıyordum da, bendeki de lafa
Bak kendi soruma kendim cevap veriyorum. Ben kendimle de konuşuyorum kız. Bir şey soruyorum, cevabını veriyorum kendim. İsmail çok erken kalkıyor canlı yayına. Günde 2-3 kere katılıyor derse. Yavrum hemen hemen saat 7 gibi herhalde 7 gibi kalkıyor İsmail. Gerçi hepimiz kalkıyoruz. Ben zaten erken kalkıyorum da ben EBA'ya, MEBA'ya, DEBA'ya girmeyi beceremediğim için ablası falan hepimiz erken kalkıyoruz. O derslerine giriyor. Olmuyor. Kız gece vallahi unutuyorum da işte yeni başladı ya bu. Hakan Gucan da tabii ben ilgileniyorum. O dersini yaparken kendi odasında canlıdayken Hakan şeyi görevi benim. Feyzalan da Belgin hemen ev işlerine başlıyorlar. Unutuyorum ben şeyi, İsmail'in derste olduğunu. Tabii Hakan durmayınca bu canlı, bir de sever ki hız çok yüksek sesle seviyorum. Hep öğretmenler duyuyor beni vallahi. Belgin hemen yetişiyor. Eğer kulaklık kulağında yoksa, Belgin hemen iş yaparken kulaklığı taktı mı şey yapmaz. Hem müzik dinler hem ev işi yapar. Eğer kulağında kulaklık yoksa koşturuyor. Anne sus diyor, öğretmenler seni duyuyor. Yavaş azıcık diyor. Unutuyorum. Bir de böyle hırslı deli gibi seviyorum çocuğu. Bir de hani geziyoruz ya, durmuyor durduğu yerde. Anne sus diyor, hemen o geliyor. Yani ben 5 dakika sonra gene aynı tas aynı hamam. Gene unutuyorum. Kafamda mı kalıyor? Onun için erkenden ne diyecektim? Bak lafın birini bıraktım, birine başladım. Biri Adat diyor, biri Bağdat diyor lafları. Canlıyı konuşacaktı. Hani o yapıyor diyerekten diye internet. Kız odaya da aldım kendime, ayrı aldım. Hani Ebru'ların köydeki gibi. Bir orada var, bir burada var. Kopar diyerekten diyor. O da yüzünüze karşı kapanmış gibi hissi verir diyerekten diye. Pek şey her gün olmuyor, yapamıyoruz. Dersler var, sanki her gün yapıyordum eskiden de. O da işte şey. Gene yapıyordum kız, öyle demeyin. Hele gene çalışırken vallahi her gün evden çıkmadan bir saat yapıyordum çok çok önceden. Hemen evden ondan sonra çıkıyordum. Evde oturmak bak inanın bana insanı tembelleştiriyor. Bak evde oturmaktan çalışırken daha aktiftim. Daha çok yönlüydüm yani her şey. Şimdi inanın bana evdeyim diye insana herhalde kendisini bir salma şeyi mi geliyor? Ama nasıl olsa evdeyim yaparsın. Ama çalışırken öyle değildi. Hemen evden çıkacağıma bir saat varken yayını açıyordum, yapıyordum. Bundan 2,5-3 sene öncesi her gün bak her gün yapardım. Şimdi aman evdeyim yaparım, aman evdeyim. İnsan tembelleşiyor, hakikaten tembelleştim. Kalk kıpırda kadın deyin bana. Aman ne yapayım, sabah oldu mu o Belgin yine yok, yine gitti. O Belgin şeye gitti yalnız. Feyza'nın bir, ben tam bilmiyorum da dershane mi diyorlar, ne diyorlarsa onun için gitti. İsmail'in alınacak kitapları vardı, kitapları aldı. Bir de o sınıf annesi ya, o da maşallah hiçbir şeyden geri kalmıyor. Başka öğrencilerin, çocukların kitaplarını da almış herhalde. 2-3 kişi şurada duruyor. Onları aldı geldi. Tekrar çıktı, işi vardı Hakan'ı. Çocuğum yine öyle diyorum yavrucuğum. Lingir 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 ondan gezmeye alıştı. Evlere sokamıyoruz ikisini onların biz. Oraya gitti. İsmail'i de götürdü bu sefer. Feyza da herhalde dersi var. Onun da şeye girdi. Neye giriliyor işte, ondan adı da aklıma gelmiyor. O da dersin, o da yarın sabah başlayacak. İşte ama yardımcı ne o? Dershane değil de neyse ne işte, aklıma da gelmiyor yani. Şu an yani aklımda değil o. Evet, bazı arkadaşlar hala neden işi bıraktığımı söylüyor. Kız dilimde tüy bitti, tüy. Kaç kere söyleyeceğim, tüy dedirttirdiniz bana da. Öyle olması gerekiyordu. Karşılıklı bir anlaşmaydı. Çünkü ortalığı görüyorsunuz. Yani hastalıktan dolayı çoğu iş yerleri
mesela kapatılıyor ya da dışarıya servis ediyor. Hocam o evdeyken kadın benim gitmemin bir anlamı yok yani. Vallahi ne zaman da sonuçlanacak, edecek bilmiyorum. Zaten ondan sonra da kızımız bayağı kendi kendine idare edecek hale gelir zaten. Bir gün bari gene mükür aşağılarda buralarda indiğinde alayım kamerayı da hiç olmadı kahve içerken şey yapayım çekeyim bari hiç olmadı küs müsünüz dargın mısınız diye en azından soran olmaz. Ama o da yani şimdi konuşacağımız özel şeyler oluyor. Bırak çekmeyi diyor şimdi diyor. Bir geliyor sohbet edeceğiz diyor. Yani olmuyor yani. Bu arada sizlerle bir şey paylaşacağımı söylemiştim. Çok merak ettiniz. Eden arkadaşlar var. Bana hemen yorumlara yazmışlar. Kız o bazılarınız yanıldı beni evli. Yok kız. Kız hep deli hüp deli benim gibi deliyi kim alsın? Beşikteki tam deli. Tövbe tövbe. Yani kim alsın derken benim öyle bir niyetim yok. Olsaydı şimdiye kadar çoktan olurdu değil. Vallahi tam netleştiremedim kafamda. Bilmiyorum iyi olur mu kötü olur mu daha hala düşünüyorum onu ben. Ne yapsam ne etsem diyerekten diye. Oturup gene bir çocuklarla da konuşmak lazım. Kesin kafanda netleşsin. Ondan sonra sizlerle de tabii ki paylaşacağım. Bazılarınız eminim ki birkaç arkadaş çok sevinecek kararıma ama çoğunuz da herhalde karşı çıkacaksınız. Hayır sakın ha öyle bir şey yapma diyeceksiniz. Eminim yani bundan. Ebru nerede, Ebru nerede diyerekten diye bazı arkadaşlar soruyor. Kız siz Ebru'nun videoları seyretmiyorsunuz mu? Ebru nerede? Kız köyde ya. Aman Allah'ım ya. Ben de dedim vallahi o şekilde yazan arkadaşlardan sonra hemen Belgin'e dedim. Kız dedim Ebru'yla dedim konuştun mu dedim. Ben Ebru biliyorsunuz yoğun olduğu için arıyoruz. Bir kere iki kere çaldırırım. Baktım açmadı mı diyorum kesin yoğun işi var. Hemen kapatıyorum. Gördüğü zaman neden sonra kendisi dönüyor. Ben de zaten dün yoktum evde. Arkadaştaydım. Baktım eve geldim. Belgin'e dedim annem dedim Ebru'yla konuştun mu dedim. Konuştuğum akşam dedi görüntülü dedi. Anca akşam müsait olduğu zaman konuştum dedi. Dedim bana soruyorlar Ebru'yu dedim. Ben de bir şey mi oldu diye merak ettim dedim. Ve dedim herhalde kız seyretmiyorsunuz mu videoları? Köyde ya Ebru. Bakalım belki inşallah bir haftayı bulur mu bulmaz mı? Ben de bir gidesim var yani. Da bir bakacağız artık duruma ne zaman giderim ne zaman gitmem onu da bilmiyorum. Koca bir tabak yemek yedim şimdi geliyor. Üstüne de kahve dedim hadi hem sohbet edeyim sizlerle. Arkadaşta dediğim gibi kaldım dün de. Canı sıkkındı onun. Telefon açtı bana birazcık. Morali bozuktu. Gelir misin dedi. Olur dedim. Ben de gittim biraz da ondaydım işte. Çıktım geldim bugün. Arkadaş deyince aklıma geldi. Size bir şeyden anlatmıştım bu eski videolarımda da. Yeni gelen arkadaşlarımız tekrar bize anlatırsan iyi olur demişti. Benim bir ismini vermiyorum kız tövbe tövbe. Bir arkadaşım var çok candan, çok içten. O kendisi anlattı bana. Şimdi bu dondan çoraptan geçenlerde bir laf açıldı da don deyince hatta canlı yayında açıldı herhalde. Benden 2 yaş falan küçük, yabancı dili var, süper. Bir tane kızı var onun da, Allah bağışlasın. Büyük Türk sanat musikisi, o bilmem ne işte şeylerinde okuyordu. Sesi de çok güzel kızının. O Aksu tarafına giderken, Antalya'dan çıkarken büyük kuyumcu var, isim vermeyeyim. Kendisi orada hem yabancı dili
sürekli olduğu için yüksek bir mevkide yani yeri de mevkisi de iyi. Orada çalışıyordu. Şimdi bıraktı tabii ki. Tövbe tövbe estağfurullah. Şimdi birisi de dedi ya evlence hani merak ettiniz de evlenecek misiniz diye. Ama ne alaka bu yaştan sonra kim alıp şey yapacak. Neyse arkadaş sabahın dedi hava karanlıkken kışın hani tam da kış değil de artık sonbahar gibi yani erken de kalktığı için o hafif alacakaranlık oluyor dışarıları. İşte kendi anlatıyor. O kadar temiz kalpli bir bayan ki çok bakımlı ama görseniz fıstık tam fiti. Ben diyor kalktım diyor. Kızı diyor uyandırmamak için diyor. Hani şey yapmamak için diyor. Tek lambayı yakmadan diyor. Akşamdan diyor hazırlıyorum diyor. Kıyafetimi diyor. Servis erken geliyor tabii ki. Caddeye yola çıkıyor. Evinden de bayağı bir arası var. Hemen diyor şöyle diyor. Bilirsiniz o muz çorap mı diyorlar ne diyorlar ben tam olarak bilmiyorum. Şey yaptım diyor. Giydim diyor. Tayt giyecektim üstüne de diyor. Aldım diyor giyindim güzelce ne diyor. Mantomu da diyor üstüme diyor montumu da diyor aldım diyor çıktım diyor. Şimdi bana arkadaşım diyor. Ay kulağın çınlasın hayatım benim ya. Ay ona da bayağı da gitmiyorum bir de ona gideyim bari. Çıktım diyor. Aman kız diyor bekliyorum diyor durakta diyor şey diyor servisi diyor. Çıktım diyor. Anam gelen araba diyor bana korna çalıyor diye. Giden araba bana korna çalıyor diye. Gelen araba korna. Ay bir diyor kendi kendime diyor şöyle gururlandım. Hani o bu yaşta bile diyor dikkati çekiyorum anlamında. Ay neden öyle diyorsun dedim. Sen dedim hani yaşına göre hakikaten de bakımlı çok. Öyle bir yerde üç katlı çalıştığı yer. Kuyumcu büyük yer. Tabii ki bakımlı olmak zorunda çok. Nasıl diyor kendi kendime diyor şöyle gururlandım diyor. Şey oldum diyor böyle diyor. Hani bir huzur geldi bana diyor. Kendime daha diyor bir güven geldi sanki diyor. Ama diyor bir arabada diyor korna diyor basmadan geç diyor. Neyse servis geldi diyor. Servise diyor ben diyor bindim diyor. Ama herkes diyor serviste de birkaç kişi yani çok da kalabalık değil. Öyle diyor bana bakıyor kimse de diyor hiçbir şeycik demiyor diyor. Hani bir şey de demiyorlar diyor. Belki de çekiniyorlar çünkü onların hepsinin bayağı bayağı üstü. Baktım servisten indik içeriye diyor girdim diyor. 25-26 yaşlarında kuyum tezgah arkasında duran. Vallahi demiş abla demiş adını söylemeyeceğim. Senin demiş kendine güvenin olduğunu biliyorum ama demiş bu kadarını da bilmiyordum demiş. Ay o da öyle dedi bana diyor. Ay anam dedi bizim dedi çaycı bayanımız dedi. O Nescafe içer. Girir girmez diyor. Ben girince diyor hemen diyor yapar getirir diyor. Baktım diyor elinden diyor fincanı diyor şey yaptı diyor bıraktı diyor. Elinden şallan bir geldi diyor. Beni sardı diyor. Anam bir baktım diyor ben taytı giymeden çıkmışım diyor. Tövbe tövbe. Bazı arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar ne olur anlat demişlerdi. Onu tekrar dedim bu sohbet esnasında anlatayım. Ama o anlattı ben çatladım gülmekten. Kız diyor sade diyor çorabı giymişim de diyor taytı unutmuşum diyor giymeye diyor. Arabalar keyfine korna basmıyormuş falan diyor. Kız içimdeki de diyor çiçekli böcekli diyor bir çamaşır diyor. Tezgaha bakan çocuktan çocuğun dediği aklıma geldi nasıl mahcup oldum diyor. Hani abla senin kendine güvenin çok var. Biliyorum bunu hani özgüvenli kadın yani. Ama bu kadar da olduğunu tahmin etmiyordum. Pes vallahi dedi. Şimdi onun hesabı ay benim diyor bütün yelkenler indi diyor. Korna diyor bana değilmiş diyor. Kılığıma kıyafeti neymiş diyor. Aklıma geldikçe, o aklıma geldikçe hala giderim. Bir canlı yayında bundan bundan laf açılınca bazı, bak o da şimdi şu an aklıma geldi. Arkadaşlar anlat demişlerdi.
Yazık, bir de bir güzel anlatışı var. Ama diyor yerinin dibine girdim diyor. Ben de diyor ne güven kaldı diyor, ne bir şey diyor. O korna diyor sesleri kulağımdan diyor silinmiyor diyor. Hani bir de diyor gururlandım diyor kendi kendime diyor. Tövbe tövbe, kulağı çınlasın arkadaşım. Ayrıldı işten şimdi durmadan geziyor. Face'ten bakıyorum bazen de. Bir bakıyorsun başka memlekette, bir bakıyorsun başka memlekette. Durumu da tabii ki iyi. Durmuyor yerinde, geziyor. Özgüvenlidir arkadaşım benim. Özgüvenli, çoktur özgüven. Ay evet, falımızı da kapattık. Kalkayım bakayım bir Feyza ne yapıyor da ondan sonra tekrar devam ederiz. Dersine devam ediyorum. Bir baktım öyle bir dolandım geldim. Kız demet, az değilsin sen demet. Vallahi aman kız. Sakın video çekmeyi bırakma demişsin. Ne olursa olsun demişsin. Öpüyorum seni Demetciğim buradan kız. Vallahi billahi. Evet, şeyin Hakan'ımızın çekmedim ben hiç. Arkadaşlardan bir tanesi demiş. Yüzük oyun yatırın diye. Kız hep yatırıyorum. Bir hiç öyle çekmek aklıma gelmemiş ama deliriyor. Yüzük oyun yattım şu ellerini böyle parçalayacak. Onun ortopedik bir yastığı var. Onun üzerine yatırıyorum. Genelde Belgin'den Feyza iş yaparken burada yanımda. Hiç öyle de denk gelmemiş. Kız yatırımız olur muyuz? Yatırıyoruz tabii ki. Sağ ol bu arada. Teşekkür ederim. Bak hiç gözümüzden kaçmıyor. Canımsın benim. Çok üzgün olduğumu söyleyen arkadaşlar var. Kızlarımız sizi üzüyor diyerekten diye. Kız beni üzecek kadar görüşemiyoruz ki zaten hani birinden aynı evdeyiz ama hiç durmuyor evde. Yok hayatım yok, öyle bir sıkıntımız yok sağ olsun. Çocuklarım hiç öyle üzmezler beni. Allah razı olsun onlardan. Herkesin benim evlatlarım gibi hayırlı evlat nasip etsin inşallah hepimize. Öyle bir sıkıntı yok ama dediğim gibi bazen babana olur öyle binde bir böyle bir üzerime böyle bir gaflet mi çöker, böyle dolanırım hiçbir şey yapasım gelmez, çok nadir olur yalnız bana o. Bak Belgin aradı gördün mü? Bir açayım bakayım. Efendim annem? He kızım? Yok annem, ne oldu? Feyza salonda herhalde. Tamam vereyim. Feyza. Al anne. Al kolunu. Geldi telefon. Feyza'ya herhalde bir şey söyleyecek. Ne diyecekse Belgin. Bilgisayarımın şeyini soruyor. Şarj aleti geçenlerde baktım şarj almıyor. Dedim eyvah, çocuklar bazen İsmail falan olsun, ben bile yapıyorum. Takılıyken çarpıp geçiyoruz dedim. İnşallah şarj aletinde bir sıkıntı yoktur. Hani sıkıntı şarj aletinde olsun. Yani girişinde bilgisayarın olmasın diye düşündüm. Belgin yine yoktu tabii ki her zamanki gibi. Telefon açtım. Annem dedim şarj aleti dedim çalışmıyor. Şarj dedim yapmıyor bilgisayarı dedim ben. Bilmiyorum anne, akşam ben kapattığımda dedi bir sıkıntı yoktu dedi. İşte hem arkadaşa gittim aldım şarj aletini. Bir iki yere sordum yoktu. Ondan sonra bir iki yere daha gittim. Bizim elimizde yok ama dedi. Biz getirtiyoruz dedi. Bir gün içinde dedi gelir dedi. Şimdiden siparişinizi verirseniz dedi. Tabii bu arada Belgin'le de iletişime geçtik. Dedim şarj aleti yanımda, sordum böyle böyle. Sen dedi bana fotoğrafını check at dedi. Benim bildiğim bir yer var dedi. Ben de oraya bakayım dedi. İyi tamam o zaman dedim. Ben de dedim arkadaşa gidiyorum dedim. Ben akşama gelmeyeceğim dedim. Haberin olsun dedim. Onu almış da onu söylüyor. Anne diyor var mı bir sıkıntı? Dedim yok annem bir sıkıntı şu an dedim ben. Öyle bir sıkıntı yok. Ondan sonra hem herhalde Feyza'ya bir şey söyleyecekti. Ha bak ben görmedim, şeyi de çekmiş de. Ha şimdi çekmiş.
Feyza'ya, aman gitti gene kafa. Nereye gittiyse gene kafa gitti, dağıldı. Konu dağıldı Belgin'de. Ha, arayınca. Yok öyle bazen benim üzerime bir şeylik çöküyor. Dediğim gibi hele Ebru'larda en son gittiğimde köyde öyle olduydu. Aşağıya iniyorum, bahçeye çıkıyorum. O balkonda esiyor ya, belirli bir iki saat böyle güneş aldığı zaman şey yapmıyordu, çıkamıyordum. Oradan içeriye giresim yok. Güzel esiyor, bir öyle yatıyorum, devriliyorum. Ebru gülüyor, bir böyle yatıyorum, devriliyorum, yuvarlanıyorum. Hatta biliyorsun da dediği de Ebru. O köşeden dedi, o köşeye kadar yuvarlana yuvarlana yattığım yerde döne döne geziyordum. Bazen oluyor öyle, bir sıkıntı falan yok. Öyle bir üstüme şeylik çöküyor ya. Ama insan günü gününe uymuyor ki işte. Bir bakıyorsun, ama çok nadir olur benim, sık sık olmaz. Yok öyle bir sıkıntımız yok hayatım. Allah'a şükür olmasın da zaten. Aman ağzımızın tadı bozulmasın. Tabii ufak tefek bazı şeyler her ailede olduğu gibi tabii ki olur. Ama öyle bir sıkıntılarımız yok. Allah'ımıza binlerce kere şükür olsun. Evet, arkadaşım aklıma geldiydi. Hem canlı yayında bahsettiğimiz, ondan hem bahsedeyim dedim. Özgüveni çok yüksek. Aman benim öyle fazla bir özgüvenim yüksek olmasın. Benim hiç öyle başıma o tür şeyler, o tür gelmedi yani. Yalnız hiç unutamadım. Bir yerde yemek yapıyordum demiştim, sanayi içinde bir uzun süre orada çalıştığımda. Bundan nereden baksanız 20 sene öncesi. Anam ne giyinirdim, o ayakkabılarım böyle böyle şey topuktu böyle. Hatta bizim 3 tane, 2 tane muhasebecimiz vardı, bir tane daha alındı. Tabii o yemek yapanı ilk işe başladığı zaman ben erken gidiyorum. Beni görmüş, beni müşteri diyerekten diye ayağa kalkmış, fırlamış, demişler bizim ablamız o aşçı. Sonradan söyledi bana bunu. Ya abla dedi, nasıl dedi, öyle dedi, giyinip de dedi geliyorum, ben seni müşteri sandım dedi. Orada bizim kulağı çınlasın, tabii şimdi Isparta'ya gittiler. Isparta'dan da gelen hemen hemen 8-10 tane işçi vardı. Antalya'dan da vardı gelen, ama Isparta'dan o taraflı olduğu için patronlarımız, yatakhane vardı, büyük yerdi. Orada kalıyorlardı. Oradan da gelen vardı. Kulağı çınlasın, mimik usta derdim ben ona. Derler ya, falan inanma, falsız kalma diyerekten değil. O benim hiç aklımdan çıkmaz. Gene bak daldık gittik anılara. İyi ki ayağımda etek yoktu. Gerçi ben etek elbise şu 3 seneden beri başladığım giyinmeye, sürekli erkek Fatma gibi hep pantolon giyerim yani, kullanırım ben. Yine ayağımda öyle kocaman topuklu ayakkabılar, altımda pantolonum, ama o zamanlar 49-50 kiloydum. 20 sene öncesi. İşte bana diğer ustalardan dedi ki çok güzel el falı bakıyor diyerekten diye. Ben inanmam ama işte de eğlence niyetine diyerekten diye. Dedim Memik Usta gel buraya. Yok işte şöyle böyle. Dedim Memik Usta bak ne olursun dedim. İyi hadi tamam dedi. Şöyle bir yukarıya, benim ikinci kattaydı mutfağım. Yemek salonu da oradaydı. Geldi açtım. Abla dedi baktı böyle. Vallahi billahi dedi. Halay çekiyorsun, birini evlendiriyorsun dedi. Ama bak hakikaten de bildi. Ondan sonra dedim vallahi hiç yok öyle bir düğün müğün dedi. Var var, sen bilmiyorsun dedi. Kendine bu aralar dikkat et, çok göze geliyorsun dedi. Bir çukurun içine düşeceksin dedi. Ay tabii, küçük bir kaza atlatacaksın dedi. Ay dedim ürktüm de yani öyle deyince. Ay kulağı çınlasın Memik Usta'ya. Bir çukurun içine giriyor. Düşüyorsun çıkıyorsun dedi. Güldüm ben de. Ayşin kaza deyince iki tane cadde atlıyorum. Yürüyerek 15 dakika benim evime yakındı yani. Sanayinin o tarafta zaten. İki ana büyük cadde şey yapıyorum. Hele bir tanesinde caddenin orada çok sık kaza oluyordu. Bizim de ağaçlandırma yapılacak. Vakıf yakın yani bize, zeytinlik. Vakıfın böyle önüne
Şöyle şöyle şu büyüklükte 15 gün öncesinden ikişer metre arayla ya da bilemedim 3 metre arayla şu büyüklükte bayağı çukurlar böyle kazıldı. Ben hep işe giderken dikkatimi çekiyordu. Allah Allah diyordum, bu çukur, bunlar niye böyle bu aralıklarla, ne yapacak ne olacak hiç aklıma gelmiyor. Ağaç dikeceklermiş oralara. Hani vakıfın önüne zeytinliği 2,5-3 metre arayla şöyle hemen hemen 1 metreye yakın derinliği var. Ay. Ben salına salına aynı gün el falına baktığında tingil tingil topuklu ayakkabılarla çanta kolunda giderken ya kör. Ne zamandan beri o çukurları görüyorsun. Gözüne tüküreyim seni, kendi kendime öyle dedim. Çukurun içine düşsün. Ama hemen böyle ellerimden kalktım, çıktım yukarı, sağıma baktım, soluma baktım. Yani cadde önü. Bir iki araba herhalde gördü ki şöyle arkama baktım. Araba geçince kafayı camdan uzatmış, yanındaki oturan gülüyordu herhalde, bir iki kişi. Öyle gördüler ki. Sağıma soluma baktım, Memik Usta'nın dediği aklıma geldi. Çukurun içine düşeceğim. İyi ki başka bir çukura düşmedim de ağaç dikilecek olan çukura düştüm. Aa, inandım. Ertesi sabah gittim, kahvaltılarını orada, kalanlar orada yapıyorlardı. Dedim yemekhaneye geldiler, kocaman hoca bir şeyler almışlar. Dedim Memik Usta, Allah dedim iyiliğini versin dedim, ben giderken çukura düştüm. Ben dedim ama aba sana dedi, aba derdi. Vallahi dedim, kalktım dedim, senin dediklerin aklıma geldi, kendi kendime güldüm dedim ya. Ben zaten düşene çok gülerim, ben kendim de olsa aşırı derecede düşene gülerim. Bir de rahmetli eşimin, ay tövbe tövbe estağfurullah. O zaman penye, beyaz bir eteğim vardı şöyle dizimden 3-4 parmak yukarıda, onu giydim, çocukları okula gönderdim. Doğum günüydü, onu sürpriz yapacağım. Hemen bir tane hastaneye gittim, Samanyolu. İşte Mükürlüğe de genelde gidiyoruz ya, o zamanlar işte bu tarafta oturuyordum, bu caddenin karşısında oturuyordum ben. Bahsetmişimdir diğer videolarımda da, Ebru Belgin Ber'in okuduğu okulda okudu, Feyzalar'da. Hatta İsmail hala oraya gidiyor, Fatma Gül'e. O caddenin karşısında oturuyorduk. Hemen Samanyolu'nda pastaneye dedim, dönüşte dedim ben pastayı alacağım. Koştur koştur eşim de beyaz ayakkabı, ağzımızda öyle konuştuk, istediydi. Hani alalım bir tane diyorduk yani, beyaz rengi yoktu diyerekten diye. Dedim hadi ona hem sürpriz olsun dedim ben, beyaz bir ayakkabı alayım. Hemen o eteğim, beyaz eteğimi giydim, üstüne de şöyle yani aklıma geliyor da bak bir resim geliyor. Beyazdan mavi. Üstü de öyleydi, takım da onlar. Altı beyaz, üstü ince çizgili, beyaz mavi. Hemen giydim, fırladım ben ayakkabı. Ay bu kadar mı temsil? Acelem var ya, bir de benim canım tez. Anam koskocaman cam mekanı duvar kadar, gözün nereye bakıyor kadın, cam mekanı da mı görmüyor? Hızlı ben orayı, ben hiç cam yok gibi yani geldi bana. Bir çarptım ama cama, arkası üstü devrildim, toparladım, başladım gülmeye. Ay hiç unutmuyorum onu ben. Hemen içeridekiler, iki erkekle bir bayan vardı, fırladılar hemen. Abla bir şey dedim, yok bir şeyim dedim, ben girdim içeriye dedim, beyaz ayakkabı, gülüyorum ama bir bardak su verdiler. Dedim bu kadar temiz, bu kadar olur dedim. Niye bu kadar çok dedim parlattınız bunu? Cam yok gibi gördüm dedim. Onlar da başladı şimdi. Ben gülüyorum. Onlar da başladı gülmeye. Otur dediler. Oturdum. Bir bardak su getirdiler. Bu kadar dedim. Güzel temizlemek zorunda mıydınız dedim onlara. Ben bak bak bir de baskın çıkacak. Kör sen koskoca camı görmezsin. Ay onlar da başladı gülmeye. Ay kendi kendime ama iyi güldüm be. Ama ayakkabıyı artık alasıya kadar yarım saat belki ben gülüyorum, onlar gülüyor. Şimdi ayakkabı ben beğeniyorum, çıkarıyorlar.
Ay, gözlerinin önüne geliyor herhalde benim sırt üstü düştü. Onlar gülüyor. Onların da ben niye güldüğünü anlayacağım. Ben de başlıyorum gülmeye. Tutamıyorum kendimi. Bir de ben öyle bir de fotoğrafçı da ay rahmetli eşim ne kızdıydı bana. Ay sormayın. Tövbe tövbe estağfurullah. Vesikalık acil fotoğraf lazım. Hani şipşak hemen acilen hani alıyorsun ya. Şöyle yarım. Oturdum. Şimdi fotoğrafçı da ya çek işte bunu bir şey için lazım oldu. Öyle dur böyle dur deme bana. Ay beni bir gülme krizi tuttu mu? Belki 1,5 saatte bir fotoğraf. Eşim kızdı yeter artık dedi. Sinirleri bozuldu eşimin. Tam oturuyorum şimdi poz vereceğim. Ben kah başlıyorum gülmeye. Fotoğrafçı çekemiyor. Belki 1,5 saat eşim kızdı. Fotoğrafçı dedi biraz sakinleşin dedi. Çıktık şöyle bir dışarıda eşimden. Eşim de söylendi bana kızdı. Kendine dedim elimde değil. Elimde değil. Şimdi o birkaç kere hep denemede çekilmedi ya. Ben oraya poz verme oturduğum zaman gene başlıyorum gülmeye. Vardır böyle benim deli deli hareketlerim. Neyse kadın çok konuştum. Çekin gidin deyin bana. İnşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Aman sakın da bunu seyredin. Seyredin. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.